Bugün sabah Ankara'daydı. Irak'ı da ziyaret ediyor. Bölgeyi de ziyaret ediyor. Kanaatleri topluyor. Tabii bizim Londra konferansında ortaya çıkan metinle ilgili kanaatimiz açıktır. Çünkü metnin yazımında da Türkiye doğrudan katkı yapmıştır. Bu metin esas itibariyle Cenevre 1'deki temel esasları tekrar etmekte ve Cenevre 1'in netice alabilmesi için 11 ülkenin hangi hususları esas olarak aldıklarını ortaya koymakta ve bazı muğlaklıkları gidermektedir. Bu 11 ülkenin ortak pozisyonudur ve aslında Cenevre 2 ile ilgili ortaya konmuş en kapsamlı bir çerçeveyi de ortaya koymaktadır. Yani bu çerçeveyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçeve babında da Suriye muhalefeti de Cenevre 2'ye katılacağını Londra konferansında 11 ülkeye ifade etmişlerdir. Bundan sonra da çalışmalar sürecek. Her iki tarafın Cenevre'ye açık bir vizyonla ve açık bir kanaatle gelmeleri önemlidir bir çözüme ulaşılması için. Biz Türkiye olarak her zaman bütün sorunlarla olduğu gibi Suriye konusunda da barışçıl çözüm için çaba verdik, vermeye devam edeceğiz. Hep tercihimiz bu olmuştur. Keşke Suriye rejimi askeri yöntemleri kullanmamış olsaydı Suriye halkının talepleri karşısında. Bugün sık sık söylenen şey askeri yöntemlerle sonuca ulaşılamayacağı. Doğru, ulaşılamaz. Keşke Suriye rejimi bunu önceden fark etse ve ordu bütün silahlı kuvvetlerini savunmasız şehirlere yönlendirmeseydi, oralara hava bombardımanıyla yok etmeseydi. Biraz önce değerli dostumla konuşurken vurguladık. Bu yakın dönemde kendi ülkesinin şehirlerini, kendi halkını bombalayan iki lider çıktı. Biri Saddam, biri Beşar Esad. Ümit ederiz ki bu barışçıl amaçlı Cenevre Konferansı, bütün bu saldırıların durması ve karşılıklı müzakerelerle Suriye'nin geleceğinin belirlenmesi yönünde bir adım teşkil eder. Biz bir hususa önem veriyoruz. Burada da, bunda da Iraklı dostlarımızla, değerli kardeşim Hoşar Bey'le de mutabıkız. Cenevre 2 toplantısının hazırlıklarında Irak'ın komşuları en etkin şekilde bulunmalıdır. Yani Cenevre 2 sadece Amerika ve Rusya arasında ya da sadece P5 arasında hazırlıkları yürütülen bir süreç olarak netice alınması mümkün olmaz. P5 olmalı ve komşu ülkeler mutlaka ve mutlaka sürecin en başından itibaren devrede olmalılar. Çünkü nihayetinde bütün bu krizden en fazla etkilenen, en fazla zarar gören ülkeler komşu ülkelerdir. Biz birlikte de bu konuda Türkiye ve Irak olarak komşu ülkelerin sürecin içinde etkin bulunması konusunda da birlikte girişimlerde bulunacağız. Bundan sonra da bütün komşu ülkelerle ve bölge ülkeleriyle temaslarımız sürecek. Ben dün Körfez'deydim biliyorsunuz. Gelecek haftada İran Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaret edecek. Komşu ülkeler ve bölge ülkeleri de bütün bu süreçte olumlu katkı yapmaları halinde barışçı bir çözümün mutlaka olacağına inanıyoruz. Londra toplantısında alınan kararlar Cenevre'nin önünü açan kararlardır. Tıkayan kararlar değildir. Farklı kanaatleri olan varsa onlar da tabii bu hazırlık esnasında ortaya koyarak Suriye'nin en kısa zamanda barışa ve özgürlüğe kavuşması için herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.